Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün uzun zamandır beklenen ve çok istenen soru-cevap videosuyla karşınızdayım. Bakalım sorularınıza cevap verebilecek miyim? Ben de bilmiyorum gerçekten. Doğaçlama bir video olacak. Tamamen içimden geldiği gibi cevaplarımı vermeye çalışacağım. Umarım istediğiniz cevapları verebilirim. Şimdi şöyle başlamak istiyorum videoma. Herkes iyidir inşallah. Ben bugün o kadar çok sorulan, aynı tekrar edilen sorular var ki onları ilk başta cevaplamak istiyorum çok kısa bir şekilde. Birincisi, kaç yaşındasın? Bu arada beni tanımayanlar için ismim Özlem. Tekrardan söylemek istedim. 31 yaşındayım. Oğlak burcuyum. Burcum çok fazla sorulmuş. Kızım sorulmuş çok fazla. Şilan 2 yaşında. Yani 2 yaşında bir kızım var. Hatta 25-26 aylık diyebiliriz. En çok sevdiğim renk çok fazla sorulmuş. Mavi, beyaz olabilir. Yani aslında birçok rengi çok seviyorum ama en çok mavi diyebiliriz. Çünkü baktığım zaman etrafımda en çok mavi şeyler aldığımı ya da maviye daha böyle yatkın olduğumu görüyorum. Turkuaz mavi tonlarına. Şimdi sorularımızla başlayalım. Ara ara ben yine o çok sorulan soruları cevaplamaya devam edeceğim. En sevmediğin ev işi ne diye sorulmuş. Cevap veriyorum arkadaşlar. En sevmediğim ev işi, beni tanıyanlar bilir, yıllardır ütü. Ütüden nefret ediyorum. Neden diyeceksiniz? Böyle sürekli sabit kalıp aynı şeyi yapmak bana göre değil. Gerçekten çok bunalıyorum. Ben böyle biraz hareketli ve kıpır kıpır bir insan olduğum için ütü bana bunaltıcı geliyor. Öyle. Sonraki sorulardan bir tanesi, Fatih sana temizlikte yardım ediyor mu? Evet, Fatih bana tabii ki de temizlikte yardım ediyor. Temizliği birlikte yapıyoruz veya işte şu sıralar o Şilan'a bakıyor, ben temizlik yapıyorum falan. Bu şekilde birbirimizi tabii ki de idare ediyoruz. En sevdiğim makyaj malzemesi çok sorulmuş. En sevdiğim makyaj malzemesi allık, olmazsa olmazım. Yüzümde hiçbir şey olmasın, hiçbir şey. Ben mutlaka bir allık sürmek istiyorum yüzüme. Allık sürmeden dışarı çıkmak istemiyorum. Böyle bir takıntım var. Kardeşlerim çok sorulmuş. Benim 3 tane abim var arkadaşlar. 3'ü de benden büyük. Benim bir büyüğüm benden 8 yaş büyük. Yani ben 31'sem o 39 yaşında falan. Diğeri ondan 5 yaş büyük. 44 falan. Diğeri de 45-46. İnşallah yalnız söylememişimdir. Yani abilerim aslında büyük, küçük değiller. Benden bayağı büyükler. Sigara kullanıyor musun diye çok sorulmuş. Sigara kullanmıyorum. Hiç kullanmadım. Çok şükür ki. Kullanmak da istemiyorum. Zaten sevmiyorum. Bunalıyorum. Kokusu falan da beni rahatsız ediyor açıkçası. Özellikle evlendiğimden beridir. Daha öncesinde annem babam sigara içtiği için onlardan biraz hani bir yatkınlığım vardı. Evde buna sürekli maruz kalıyordum çünkü. Ama evlendiğimden beri Fatih de içmediği için sigara. Böyle artık bana da şey olmaya başladı. Kokusu ağır gelmeye başladı. Nefes alamamaya falan başladım. Rahatsız oluyorum artık. Doğum günüm çok sorulmuş. 28 Aralık 1988 doğumluyum. Üniversitem çok sorulmuş okudun mu falan diye. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü okudum. 4 yıllık bir bölüm. Onun haricinde bir soru gelmiş. Fars dilini seviyor musun? Ve bunu okur musun demişler. Selam, ben Tora Heli Dustarem. Heyli dostlara. Farsça'da selam, ben seni çokça seviyorum. Yani çok seviyorum demek aslında. Teşekkür ederim. Ben Tora dostlara. Ben de sizi seviyorum. Şilan anaokuluna ya da kreşe gidiyor mu? Şu anda düzenli gittiği bir anaokulu veya kreş yok. Şu an evde Şilan. En sevdiğim ders hayatım boyunca hep İngilizce oldu. İngilizce, Türkçe belki. Ama en çok İngilizce. En sevmediğim ders de hep matematik olmuştur. Video çekmek zor oluyor mu diye bir soru gelmiş. Evet, zor. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Video çekmek zor. Hiç öyle sizin dışarıdan izlediğiniz gibi 10 dakika, 15 dakika ya da 5 dakikalık bir iş değil. Bazen 1 saat çektiğimiz bir şeyi 5-10 dakika yayınlıyoruz. Bazen 2 saat çektiğimiz bir şeyi. Hiç belli olmuyor. Tamamen o anki videoya, videonun içeriğine ya da o günkü bizim ruh halimize falan bağlı. Hiç de kolay olmuyor. Işıkları ayarlıyorsunuz. Yer ayarlamak zorundasınız. Gündüz ayrı bir çeşit, akşam ayrı bir çeşit. Ya o kadar çok detay var ki aslında uzaktan bakıldığı zaman çok kolaymış gibi gözükse de bunu bizi yakından tanıyanlar daha net görebiliyor aslında. Çünkü evimize geldiklerinde ya da bizim yanında video çektiğimiz kişiler bunu daha iyi anlayabiliyor. Gerçekten zor. Video çekmek hiç de öyle sanıldığı gibi kolay değil maalesef. Evet, en çok sorulan sorulardan birisi Şilan'a kardeş. Başka bir çocuk daha yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız adı ne olur? Hatta adına kadar gitti bu olay. O kadar çok sorulmuş ki.
Şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Şilan şu anda tek çocuk. İleride ne olur bilmiyorum. Ama şu an için böyle bir isteğimiz, böyle bir fikrimiz yok. Düşünmüyoruz, öyle söylemek istiyorum. Fatih'le 20 Ağustos, yani 20.08.2008'den beri beraberiz. 05.05, yani 4-5 Mayıs'ta da evlendik 2012 yılında. Dişlerinize tel taktırmayı hiç düşündünüz mü diye bir soru gelmiş. Bu benim aslında en büyük yaram diyebilirim. Yıllardır, yani küçüklüğümden beri abartısız söylüyorum. Ben dişlerime tel taktırmayı istiyorum. Ama bir türlü gerçekten nasip olmadı. Küçükken falan birçok kez denedim. Devlet hastanelerinde falan çok uzaktı İstanbul'da. Gidemezdim. Bayağı uzak yerlere falan randevu veriliyordu çok eskiden. Orada yaptıramadım. Özelde de açıkçası maddi durumumuz çok yoktu. O yüzden hep erteledim, hep erteledim. Evlendikten sonra da bugün yaparız, yarın yaparız. Sürekli önceliklerim o kadar çok değişti ki bir türlü gerçekten sıra gelmedi tel taktırmaya. Hatta bir ara dişlerimi kaplatmayı falan düşündüm. Ama maalesef doktorum önermedi. Tekrardan böyle bir şey düşünüyorum. Çünkü tel taktırmak çok böyle zor geliyor. Yani bir de uzun bir süreç olduğu için ve kolay da bir süreç olmadığını bildiğim için gerçekten sürekli bocalıyorum. Ama gerçekten çok istiyorum. Çünkü hayatta en çok istediğim şey çok düzgün dişlerimin olması ve eksik dişlerim var maalesef arkalarda. Onların da implant olarak yapılması gerekiyor. Ama onlar yapılmadan önce tel takılması gerektiği için onları da şu sıralar yaptıramıyorum. Maalesef beklemedeyim. En çok gelen sorulardan birisi hangi şehirde olduğunuz üzerine olmuş. Ankara'da yaşıyoruz. Şu an Ankara Gölbaşı'nda ikamet ediyoruz. Gölün yakınlarında bir yerdeyiz. Kanalınızı hiç kapatmak istediniz mi diye bir soru gelmiş. Burası benim ikinci kanalım biliyorsunuz. Daha önceki kanalım Vak Vak TV hala devam ediyor. Vak Vak TV bizim çok uzun yıllardır emek verdiğimiz ve çok büyük başarılar yakaladığımız, kendi adımıza büyük başarılar yakaladığımız bir kanal. O kanal benim için çok değerli. Ve bu kanalı kapatmayı hiç düşündünüz mü diye bir soru gelmiş. Hatta birçok kişi sormuş. Aslında kapatmayı düşündüğümüz zamanlar oldu tabii ki. Yani biz de insanız. Bazen o kadar çok bunaldığımız, o kadar çok yorulduğumuz zamanlar oldu ki bu sürelerde kapatsak mı, yeter mi falan diye düşündüğümüz gerçekten çok zamanlar oldu. Ama tabii ki bunlar yaşanan gelgitler. Birazcık o anın ya da o günün yaşanmışlığıyla alakalı şeyler. Tabii ki sonradan gerçek anlamda düşündüğünüzde ya da ciddiye girdiğinde bu konu kesinlikle kapatmak istemiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi o bizim ilk göz ardımız ve gerçekten o kanala çok emek verdik. Buradan sonra da neler olur bilmiyorum ama gerçekten YouTube'da video çekiyor olmak ya da YouTuber olmak herkesin sandığı kadar kolay ya da böyle mükemmel bir şey değil aslında. Gerçekten çok büyük zorlukları da var. Sadece seviyorsanız bu işi yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten sevmediğiniz bir işi zaten bu her işte de böyledir. Yapamazsınız. YouTube'da da birçok zorluğa katlanmak zorundasınız. Çok fazla dezavantajı da var. Çok fazla kötü yanları da var. Ama çok güzel tarafları da var tabii ki. Eğer seviyorsanız bu kötü tarafları veya bu dezavantajları görmezden gelebiliyorsunuz. Ya da kaldırabiliyorsunuz, tahammül edebiliyorsunuz. Ama sevmiyorsanız ya da kişilik yapınız buna uymuyorsa ki ben en başlarda böyleydim. Çok sonradan değiştim, YouTube'a uyum sağladım. İlk zamanlar mesela en ufacık bir kötü yorum geldiğinde çok moralim bozuyordu, çok kafama takıyordum. Sonra kendime şey demeye başladım. Bu senin hayatın dedim. Bu sensin, sen bu olmalısın, böyleysen böyle kalmalısın. Bir başkasının ne düşündüğü senin için bir yere kadar önemli olmalı. Çünkü zaten hepimiz aynı olsaydık bir hayatımız olmazdı. Herkes tabii ki de farklı ve bu nedenle farklı düşünceler olması da çok doğal diye kendimi hep teselli ettim zaman zaman. Ve sonra da buna alıştım. Artık umursamıyorum açıkçası. Tabii ki bazen çok zorumuza giden, çok üzüldüğümüz şeyler de olabiliyor maalesef. Çünkü insanız, tamamen böyle hiç düşünmüyoruz, hiç umursamıyoruz dersek de yalan olur. Ama bu en aza indirgenmiş seviyede yaşanıyor artık bizim tarafımızda. Daha ciddi veya daha gerçekten önemsediğimiz şeyleri belki de umursuyoruz, üzülüyoruz. Fatih'in yaptığı evlenme teklifi çok fazla sorulmuş. Ben aslında bunu çok uzun zaman önce Facebook'ta falan paylaşmıştım. Bir gün yine Instagram'dan paylaşmayı düşünüyorum Özlem Alagöz'den. Fatih bana sinemada evlenme teklif etti. Bir slide eşliğinde o şekilde evlenme teklif etti. Güzel bir gündü. Benim için çok özeldi. Hala özeldir. En sevmediğin YouTuber diye çok fazla soru gelmiş ya da YouTuber'lar diye. Şöyle söyleyebilirim. Aslında sevmediğim demek istemiyorum ama yanlış bulduğum şeyler var tabii ki de. Ben de bir YouTuber olarak bazen öyle videolar izliyorum ki gerçekten maalesef doğru bulmuyorum ve
Bu doğru bulmadığım videolar yüzünden herkes de benim gibi düşündüğü için genel olarak YouTube ya da YouTuber'ların adı kirleniyor ne yazık ki. Bu konuda gerçekten çok muzdaribiz. Bütün YouTuber'ların aynı şeyden büyük şikayeti vardır. Ama yapacak bir şey yok. Her işte kötü olduğu gibi, her şehirde, her ülkede kötü insanlar olduğu gibi maalesef burada da var. Ve bu değiştirilemeyen bir şey. Fatih, nefret ettiğim huyuyla ilgili çok fazla soru gelmiş gerçekten. Fatih'le bizim en çok anlaşamadığımız, en çok nefret ettiğim huyu Fatih'in çok rahat bir insan olması. Benim bunun aksine çok rahatsız bir insan olmam. Ben böyle inanılmaz titiz, inanılmaz detaycı, inanılmaz takıntılı bir insanken Fatih bunun tam tersine aşırı rahat, aşırı böyle hani ne olacak ki falan aman der gibi. Buna sinir oluyorum gerçekten. En çok kavgalarımız da zaten bu yüzden oluyor. Fatih de bunu çok iyi biliyor. Video günlerim sorulmuş. Pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi şimdilik Özlem Alagöz kanalına bu şekilde haftada 4 video atmayı düşünüyorum. Böyle de devam edecek umarım. Bugünkü soru cevap videomuz bu şekildeydi. Daha sonra o kadar çok soru var ki onları da başka videolarda mutlaka cevaplayacağım. Ara ara sohbet videoları gelecek. Sohbet etmemi istediğiniz konuları aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Veya başka sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka yazın. Ben bunları bir sonraki soru cevap videosunda değerlendiriyor olacağım kesinlikle.